Oyun Gezginleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Starlord. Bugün sizlerle beraber Valve firmasının piyasaya sürmüş olduğu Steam Link ve Steam Controller isimli ürünleri nasıl Steam profilinize ekleyebileceğinizi anlatacağım. Herkese şimdiden keyifli seyirler dilerim. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. birçoğunuzun bildiği üzerine Valve yani Steam platformunu yapan firma, Steam Link, Steam Controller, Steam Makine ve Steam VR ismi verilen sanal gerçeklik gözlüğü ürünlerin hepsini piyasaya zamanında bundan 3-4 sene evvel sürmüştü. Ve bu ürünlerden ben Steam Link ve Steam Controllerı Amazon üzerinden 300 TL gibi bir fiyata almıştım. Bugün sizlere önce bu Steam Link ve Steam Controller ismi verilen cihazları kısaca bir tanıtacağım. Ve sonra da e, asıl aşamamız olan bunları nasıl profilde sergileyebileceğiniz kısmını anlatacağım. Fakat e, şunu da belirtmek isterim ki ben e, Steam Link ve Steam Controller'ı Amazon'dan aldığım için yanında bana bir kod çıktı. Bu kodu Steam'de etkinleştirdikten sonra ürünleri Steam profilimde e, sergilememe izin vermişti. Fakat benim bugün size asıl göstermek istediğim şey eğer bu ürünlere sahip değilseniz bile nasıl bu ürünleri Steam profilinize koyabileceğiniz ve sergileyebileceğiniz. E, asıl aşamamıza geçmeden önce öncelikle Steam Link ve Steam Controller'dan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Steam Controller ismi verilen cihaz arkadaşlar bu. Adından da anlaşılabileceği üzere aslında kendisi bir gamepad. Steam kütüphanenizdeki destekli olan e, Steam Controller desteği olan tüm oyunları e, Steam Controller üzerinden oynayabilirsiniz. E, aynı zamanda e, Valve firmasının tarafından özel bir şekilde tasarlandığından dolayı Xbox ve e, Playstation Controller'ından baya bir ayrılan fonksiyonları da var. Ben e, daha sonra bunun bir kutu açılımı ve inceleme videosunu çekeceğim. Orada bu cihazdan daha fazla bahsederim. Ee, ekstradan söyleyecek olursak, Steam e, Link'i, şayet mesela aldınız, sadece Steam Link'i aldım. Steam kontrolörü almayabilirsiniz de, ee, çünkü e, Steam Link'in aynı zamanda Xbox kontrolörücüsü desteği de var. O yüzden yani illa Steam kontrolörü almak zorunda değilsiniz, yani Steam Link'i de alsanız olabilir arkadaşlar. Steam Controller'ın zaten şu andaki satış fiyatı görmüş olduğunuz üzere gitti gidiyordu örneğin 800 TL'den satılmaktadır. ben bu ürünü zamanda 150 TL'ye almıştım. benim aldığım dönemde bir haliyle dolar bu kadar yüksek kurda değildi. şimdi doların yükselmesinden kaynaklı olarak firmalar birazcık da yüksek fiyattan satıyorlar. Yani ben şahsen size şu anda Steam Controller'ı almanızı önermem. Oyun, onun yerine eğer elinizde bir Xbox cihazı varsa Xbox Controller ile ya da direkt Xbox controller'ını dışarıdan alıp da Rahat bir şekilde oynayabileceğinizi Söyleyebilirim Steam Controller ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar Steam Link'e geçecek olursak Steam Link ismi verilen ürün ise budur arkadaşlar. Bunun görmüş olduğunuz üzere Valve tarafından tasarlanmıştır. Steam Controller da adı üstünde Valve tarafından tasarlanmıştı. Ee, Steam Link'in şu andaki piyasadaki satış fiyatı arkadaşlar N11'de görmüş olduğunuz üzere 550 TL. Hepsi burada da ise 500 pardon 750 TL gibi bir satış fiyatı var. Ben bu cihazı da 150'ye almıştım ve e, Steam Controller ve Steam Link ikisinin toplamı 300 TL'den bir e, e, alış fiyatıyla karşıma çıkmıştı ve o zamanın şartlarıyla biraz hesaplı da olduğu için almak istemiştim ben bu iki ürünü. E, fakat yani Steam Link'in şu anda mesela bu e, 550 civarı ve 750 civarı fiyatlı gibi e, satış fiyatı var görmüş olduğunuz üzere. Yani ben şu anda aslında çok ihtiyacınız yoksa da bu Steam Link'i almanızı şu anda tavsiye etmem. E, i̇leride şayet dolar düşerse o zaman alabilirsiniz ama yani şu anda yani çok da bir işlevini söyleyeyim aslında. Hani ilginizi çekiyorsa alabilirsiniz hala istiyorsanız. Yani benim önerim bence çok da almanıza gerek yok aslında. Şimdi bu Steam Link denen cihazın işlevi şu arkadaşlar. Bu Steam Link aslında Steam kütüphanenizde var olan oyunları Full HD bir TV'de ya da 4K bir TV'de evinizdeki televizyonunuzda oynamanıza yarıyor arkadaşlar. Bir nevi aktarım cihazı da desek doğru olur. Ee, bir bunun çıkan içinden kablolardan bir ucunu bilgisayarınızın arka tarafına diğer ucunu ise televizyonunuzun HDMI girişinden bağlıyorsunuz ve e, Steam kütüphanenizdeki tüm oyunları eğer şayet elinizde de bir Steam Controller cihaz varsa büyük bir keyifle televizyonunuzda geniş ekranda oynuyorsunuz. Ha diyebilirsiniz. Ben de şimdi kasayı alırım, bilgisayara bağlarım. Bu cihazın ne işte var? mantıklı. Bence de bir işlevi yok. Ben bunu sıfır e, fiyat o zamanlar hesaplı diye birazcık da hani kasayı yerinden kim söküp de uğraşacak? Hani biraz daha pratiklik olsun diye almıştım. O yüzden yani ben gerçekten şu anda bu cihaz almanızı aslında tavsiye etmem. E kasayı takın, televizyona oynayın. Bence daha zevk alırsınız yani. Ekstradan Steam Link'i alsanız bile illa Steam kontrolörü almak zorunda değilsiniz. Eğer elinizde standart bir Xbox Controller'cısı varsa onu da bu cihaza bağlayarak oyun oynayabilirsiniz. Aynı zamanda gene bu cihaza klavye ve mouse da ekleyerek yani bağlayarak gene oyunlarınızı keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. İlla Steam kontrolörü şartı yoktur arkadaşlar. Bu üründen de bahsedeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Gerekirse ileride bir inceleme videosu ve kutu açılım videosu çekerim bu ürünle ilgili. Şimdi biz asıl meselemize gelecek olursak. Bendeki gibi Steam profilinizde bu ürünlere sahip olmasanız bile nasıl sergileyeceksiniz? Bunun yapılması aslında çok da zor bir işlem değil arkadaşlar. Bu iki ürüne sahip olmasanız bile. Şu şekilde yapacaksınız. Öncelikle videonun altına koymuş olduğum linki indireceksiniz. Ve karşınıza şu şekilde bir not, pad, ee, not defteri sayfası gelecek. Bu not defteri sayfasının içine 5 tane görmüş olduğunuz üzere kod yazdım. E, bu kodların istediklerinizi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ve birazdan yapacağım şekilde Steam profilinize ekliyorsunuz cihazlara. Görmüş olduğunuzda birinci kod sayesinde Steam Link'i ekleyeceğiz, İkinci kod sayesinde Steam Controller'ı ekleyeceğiz, üçüncü kod sayesinde de Steam View e, öyle gidiyor ve beşinci kodla da işte Steam Makine'yi ekleyebilirsiniz. İsterseniz hepsini ekleyebilirsiniz ama tabii ki bizim ekleme limitimiz maksimum 4 tane yani 4 tane ürün maksimum profilde sergileyeceğiniz için maksimum 4 şey ekleyebilirsiniz. Ben şimdi her şeyi sıfırdan anlatarak başlayacağım. Ee, biliyorsunuz ki leveliniz arttıktan sonra Steam profilinize çeşitli vitrinler ekleyebiliyorsunuz. İşlemi oyun koleksiyoncusu vitrininde yapacaksınız arkadaşlar. Burada bilirsiniz ki oyunlarınızı sergileyebilirsiniz. En çok oynadığınız ya da en çok beğendiğiniz oyunları. Mesela ben burada Shadow War, Call of Duty Black Ops 3'ü sergilemişim. Bunun gibi sergileyebilirsiniz. Şimdi işleme başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle profili düzenle sekmesine geleceksiniz. Profili düzenle sekmesinden geldikten sonra buradaki örneğin Steam Link kısmını tıklayın. Çünkü Steam Link normalde burada arattığınız zaman bakın mesela Steam Link yazın. Gördüğünüz üzere hiçbir şey çıkmıyor. Yani bunu buradan ekleyemezsiniz. Fakat biz buraya sıfırdan başlayacağız dedik. Herhangi bir oyun ekleyelim. Mesela buraya Team Fortress 2 ekleyelim. <laughs> buraya da mesela ne ekleyelim? Batman ekleyelim. Batman Arkham City'ye ekledim. Değişikliği kaydedin. Şu anda profilimizde Steam Link veya Steam Controller yok. Profilimiz bu şekilde gözüküyor. Şimdi nasıl ekleyeceğiz? Arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken şey şu. Vermiş olduğum linkteki Örneğin Steam Link'i ekleyeceksiniz? Bir numaralı kodu kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra e, bu arada bütün işlemlerimizi Google Chrome tarayıcısı üzerinde yapacağız arkadaşlar. E, alt taraftan Steam'in kendi bilgisayarınızda kurulu olan programı üzerinden yapmayacaksınız. E, diğer tarayıcılar üzerinden denemedim yapılıp yapılmadığını. Yani siz e, Google Chrome üzerinden uygulayacaksınız yapılan bu tüm işlemleri. Bunu da hatırlatayım. E, kopyaladıktan sonra arkadaşlar linki Klavyeden e, öncelikle şu şekilde diyeyim. profili düzenle kısmındayız bu arada biz şu anda. Profili düzenleme kısmına geldik. Kodumuzu kopyaladık. İstediğimiz sergilemek istediğimiz kodu kopyaladık. Sonra klavyeden F12 tuşuna basıyorsunuz. Bir kere F12 tuşuna basıyorsunuz. Ve sonra böyle bir pencere geliyor. Bu pencerede konsol kısmının seçili olması gerekiyor. Konsol kısmının seçili olduktan sonra buraya gelerek klavyeden klavyeden ama yapacaksınız bu işi. Ctrl V edin. Ve Enter'a basın. Sonra e, isterseniz sayfayı yenileyebilirsiniz. İsterseniz de tarayıcıyı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Benim tavsiyem arkadaşlar işimizi sağlama almak amacıyla tarayıcıyı bir kezcik daha kapatıp tekrar açmanızdır. Bu işlemi yaptıktan sonra kapatın. Bunu bir küçültelim. Tekrardan tıklayıp sistem profilinize geldiğinizde Şuradan bir sistem profilimizi tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi sistem link ürünümüz artık profilimizde sergilenmekte. E diğerlerini de bu şekilde hepsini ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta bir kez daha ne hani görmek amaçlı hızlı bir şekilde yapalım işlemimizi. Profilimize geldik. Profili düzenle sekmesini tıkladık. Sonra aşağı geldik. Mesela Batman'in olduğu yere gelmesini istiyoruz. Ne gelsin? Steam Controller gelsin. Vermiş olduğum linkteki not defterini açıyoruz. Mesela Steam Controller'ı eklemek için iki numaralı kodu kopyalamamız gerekiyormuş. Kopyalıyorsunuz. Klavyeden tekrar F12 tuşuna basıyorsunuz. Açılan pencerede konsol başlığının altına gelip bir kere tıklayıp CTRL e ve tıklıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer de tarayıcımızı kapatmayalım. Mesela ne yapalım? Direktmen sayfayı yenileyelim. Yenile de. Ve profili tıkla. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Steam Controller'cısı da bizim Steam profilimize rahat bir şekilde eklenmiştir. Bunu da kapatabilirsiniz. E, i̇sterseniz diğer Steam makine, Steam e, ee, HTC, HTC ile beraber tasarlamış olduğu Steam Viewer isimli sana gerçeklik gözlüğünde bu şekilde Steam profilinizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu iki ürüne sahip olduğum için bu iki ürünü ekledim Ve ee, ve profilimde sergiledim. Gerisinde istiyorsanız siz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, benim söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı e, unutmayın ve kanalıma abone olmayı e, herkese iyi akşamlar diyorum Kendinize iyi bakın İyi günler